Merhaba arkadaşlar. LGS 2020 Mayıs ayı örnek sorularının çözümüne başlayalım. İlki arkadaşlar, Mayıs ayının ilk soruları bunlar. İkinci sorular da Mayıs'ın sonlarına doğru ikinci defa yayınlanacak. Artık ayda iki defa soru yayınlandığını biliyoruz. Şimdi arkadaşlar, ilk soruya baktığımız zaman bir tane afiş verilmiş ve bu afişte de arkadaşlar içindeki bilgiler okumamıza gerek yok. Buradaki afişin şu beyaz kısım var ya, içinde yazı yazılan kısmın alanı istenmiş. Tabii ki uzunluklar da verilmiş. Hemen afişin kısa kenarı ve uzun kenarını hesaplamaya çalışalım. Şimdi tüm uzunluğun 3x olduğunu görüyorsunuz. Şuradan panodan aşağı kadar olan kısmın da aşağıda x olduğunu söylemiş. O zaman şu kısım 2x oldu. Şu kısmı 3x'ten bir x çıkardınız, 2x olarak buldunuz. Şimdi devamında arkadaşlar şu uzunluk 1x, şey 1 desimetre. Şurası da 3 desimetre. Toplam 4 desimetre oldu. O zaman bizim dikdörtgenimizin alanı ne olur arkadaşlar? Uzun kenar çarpı kısa kenardır. O halde şöyle diyelim. Bir tane dikdörtgenin alanı hesaplayacağız. Şu kısa kenarını arkadaşlar kaç buldunuz? 2x eksi 4. Bakın şurası 1 desimetre, aşağısı da 3 desimetre. Buradaki kısmı bulmak için 4 çıkaracaksınız. 2x eksi 4 olarak bulunacaktır. Şimdi 2x eksi 4'ü buldunuz. Uzun kenarı bulmaya çalışalım. Uzun kenarı 3x'miş. 3x'ten de 3 buradan, 3 de buradan 6 çıkaracaksınız. O halde uzun kenarda 3x eksi 6 olmuş oldu. Şimdi bu ikisini çarptığımız zaman şıklarda hangisidir? Şıklarda verilenlerden hangisidir? Zaten 3x ile 2x çarptın, 6x kare gelecek. Bakıyorum, 2 şık gitti arkadaşlar. 6x kare gelecek çünkü 3x ile 2x'in çarpımından 6x kare geliyor. Ben paranteze alarak çarpmak istiyorum. İşlem kolaylığı için de size çarpanlara ayırma konusunda anlatmış olacağım aslında bu şekilde. 3x eksi 6'nın ikisi de 3'ün katıdır. 3 parantezine alalım. Evet, 3 parantezine aldığın zaman 1x eksi 2 gelir. X eksi 2. Arkadaşlar 2x eksi 4'ü paranteze aldığınız zaman ortak çarpanı 2'dir. 2 parantezine alın. 2 parantezine aldığınız zaman da yine x eksi 2 geliyor. X eksi 2 ve x eksi 2'nin çarpımı. Bir de 3 ile 2'yi çarparsanız 6. 6 çarpı x eksi 2'nin karesi. X eksi 2'nin karesi nedir arkadaşlar? Birincinin karesi. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Sonra ikincinin karesi. Yani gördüğünüz gibi a şıkkı çıkmış oluyor. X kare eksi 4x artı 4. Önünde de 6 vardı. Arkadaşlar ikinci sorumuza geçecek olursak. İkinci sorumuzda arkadaşlar Harun, Erdem, Mustafa ve Bülent. Bunların gittikleri mesafeleri toplayacağız. Hangi sporcu kazanmıştır? Soruda bunu sormuş. Şimdi arkadaşlar burada en az olan süresi en az olan sporcu kazanacak. Değil mi? En kısa sürede giden kazanacak. Bunların hepsini kök 2'ye çevirebileceğimi görmeniz lazım. Bakın kök 2 değil mi burası? O zaman 8 demek 4 çarpı 2 idi. 2 kök 2. Burası 25 çarpı 2. O zaman 5 kök 2. 16 çarpı 2. Burası da kaç olur? 16 çarpı 2. O da 4 kök 2 olur. Topladığımız zaman kalemimizi alalım. Toplamı direkt yazayım. Harun arkadaşlar 11 kök 2 mi gitmiş oldu? 2 buradan, 5 buradan, 4 de buradan 11 kök 2 çıkacak. Arkadaşlar uzamasın diye yazmıyorum. Anladınız herhalde. 5 kök 2, 4 kök 2. Buraya baktığımız zaman 4 kök 3 kök 3, 4 kök 3 ve
Burası kaçtır? 3 çarpı 16, 4 kök 3. Topladığınız zaman kaç kök 3 etti? 9 kök 3 oldu arkadaşlar. Yine kök 5 var. 9 çarpı 5'tir. Bu da 3 kök 5. Bu da 3 kök 5. 3, 6, 7 kök 5 oldu arkadaşlar. 7 kök 5. Devamında burayı da hesaplayacak olursanız kaç olacak? 2 kök 7. 9 çarpı 7 olduğu için 3 kök 7, 1 kök 7. Topladığınız kaç kök 7 oldu? 6 kök 7 etti arkadaşlar. 6 kök 7. Şimdi en az olanı istemiş. Arkadaşlar bunların hangisi büyük, hangisi küçük nasıl yapacağız? Ben sizin yerinizde olsam tek tek bunları kökün içine alırım. Kökün hepsini kare kökün içine aldığım zaman hangisinin daha büyük olduğunu bilirim. 11 ile 11 kökün içine gidince 121 olarak girer. 11'in karesi çarpı 2 242 olur. Şimdi 242 yazdık. Diğerine 9 kök 3, 9 içeriye 81 olarak girdi. 81 ile 3'ü çarptınız. 243 etti arkadaşlar. Burayı da 243 yazıyorum. 7 içeri 7'nin karesi olarak gitti. 7'nin karesi 49 çarpı 5. 49 çarpı 5 zaten yaklaşık 350. Değil mi? 50 çarpı 5 350'ye yakın bir şey. Gördüğünüz gibi 242 geçiyor. Yazmasanız da olur ama biz yazalım. 49 çarpı yani kaç olur? 49 çarpı 5 225 olacak. Evet. 225. Az önce 350 mi dedik? Devam edelim. 6, 36 olarak girecek. 6. Bakın bunu bir yapalım. Yanlış yazdık sanki. Burası 49 arkadaşlar. 300'e yakın bir şey olması lazım. Evet. 5 ile çarpın. 49 kere 9 kere 5 45 elde var. 4. 5 kere 4 20 24. 245 oldu arkadaşlar. Evet. Çünkü 9'a bölünen bir sayıydı. Oradan anladım. Evet arkadaşlar 6'nın karesi 36. 36 ile 7'yi de çarparsanız size bırakıyorum çarpmayı. 250'lerde bir şey olacak. 252 evet. Şimdi en azı hangisi çıktı baktığımız zaman 242 daha az. 242 olan kimdi? Kök 242, 11 kök 2 ile Harun'du. Cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda ipek böceğinden elde edilen yaş koza bekletilip kurutuluyor. Kurutulduktan sonra da ipe çevriliyor. Buradaki görsellerle bir işimiz yok. Paraşüt ipi üreten bir fabrikada yaş koza kurutulduğunda %87,5 kaybediyor. Arkadaşlar 12,5 kalıyor. %12,5 kalıyor. %12,5 da şöyle yazılabilir. 8'de 1'idir arkadaşlar. 12,5 100'ün kaçta kaçı? 1 bölü 8'idir. Demek ki elinizdeki ipin 1 bölü 8'i kadar kurutulmuş kozaya dönüyor. Kurutulan bu kozanın da kuru kozadan da %25'i kadar iplik üretiliyor. Ve arkadaşlar burada elde ettiğiniz miktarın çeyreği kadar da iplik elde ediliyor. Yani bu sefer 4'e böleceksiniz. Bir sayıyı 8'e bölmek 1 bölü 8 ile çarpmaktır. Bir sayıyı 4'e bölmek 1 bölü 4 ile çarpmaktır. Bunu bilelim. Şimdi burayı da buraya dönüşmesi için 1 bölü 4 buraya dönüşmesi için de 1 bölü 8 ile çarpmalısınız yani. 8'de 1'i veya 4'te 1'i de diye düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. 2 üzeri 11 kilo yaş koza aldınız. Ha, 2 üzeri 11 kilo yaş koza aldım. Bu yaş kozayı 1 bölü 8 ile çarparsam artık kuru kozaya, 1 bölü 4 ile çarparsam artık ipe döndü. Yani 2 üzeri 11 bölü 2 üzeri 3, 2 üzeri 2 çarpılırsa 2 üzeri 5 olur. Tabanlar eşitse üstler çıkarılır. 2 üzeri 6 olarak bulunur arkadaşlar. 2 üzeri 6 kilo artık iplik elde edebilir. Devam ediyorum.
2 üzeri 8 kilo da kuru koza. Ha, 2 üzeri 8 kilo kuru koza. Kuru kozadan ipe dönüşmesi için çeyreğiydi. Yani 1 bölü 4 ile çarpıyordunuz. 1 bölü 4 ile çarpmanız demek 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 2 demek. Buradan da 2 üzeri 6 olarak bulundu. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 6 kilo 2 defa var. 2 defa 2 üzeri 6 kilo aldınız. Yani 2 üzeri 7 bulundu. 2 üzeri 7'yi bulduktan sonra ne diyor arkadaşlar sorunun devamında? Fabrikada üreticiden aldığı kozaların tamamı işleyip iplik haline getirildikten sonra kilosu 2 üzeri 11'den satılıyor. Yani bunu 2 üzeri 11 ile çarpacaksınız. 2 üzeri 7'yi 2 üzeri 11 ile çarparsam 2 üzeri 18 olur. Artık elime geçen para 2 üzeri 18'dir. Arkadaşlar 2 üzeri 18 gördüğünüz gibi 5 şıkkındadır. 8 üzeri 6'ya eşittir. 8 üzeri 6 2'nin küpünün 6. kuvvetidir. Yani 2 üzeri 18'dir arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Dördüncü soru. Arkadaşlar burada bir oyundan bahsediyor. Aldım, verdim, ben seni yendim diye bir oyun. Arkadaşlar buradan A noktasından ve B noktasından başlıyorlar. İlk oyuncu tekelemeyi bitirdikten sonra bakın 5 adım atıyor. Aldım, verdim, ben seni yendim. Bu sefer B'den başlayan aldım, verdim, ben seni yendim şeklinde beşer beşer gidiyorlar. A noktasından oyuna ilk başlayan Bora, ilkin Bora başlamış. 5 adım atacak arkadaşlar. Bora 5 adım atacak. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra diğer taraftan 5 adım da diğeri. Diğer arkadaşımızın ismi neydi? Tekeleme herhangi bir kelimesinde diğer oyuncunun ayağının uç noktasına ilk değen, ayağının üstünde ilk basan oyuncu oyunu kazanır. Evet, mesela şuradan B'den başlayan kişi görsele baktığımız zaman turuncu ayakkabıya basmış. Demek ki kazanmış. Yani B'den gelen kazanmış. 5 adım attı. Sonra buradan 5 adım atıyor. Bu şekilde devam ediyor. Sonra buradan 5 adım atıyor. Sonra buradan 5 adım atıyor. Ama bu adımlarından bir tanesi turuncu ayakkabının üstüne gelirse kazanmış oluyor arkadaşlar. A noktasına oyuna ilk başlayan Bora kaybetmiş. Görselde öyle görünüyor. Ayakkabının uzunluğu 5. 112. 512 arkadaşlar 2'nin kuvvetiydi. 2 üzeri 9'du. O halde 2 üzeri 8 zaten dışarı çıkabiliyor. 2 üzeri 8 512 idi. 2 üzeri 8, 256, 16'nın karesiydi. O zaman 16 kök 2 diyelim buna. B noktasına oyuna başlayanında 450, 225 çarpı 2'dir. 225 de 15'in karesi. O zaman 15 kök 2 olmuş olur. Şimdi ayakkabıların uzunluklarını vermiş. Buradan her bir tekerlemesi 16 çarpı 5. Çünkü 5 adım atıyor. 16 çarpı 5. 80 kök arkadaşlar 80 kök 2'dir. Çünkü 5 çarpı 16 diyeceksiniz. Bir tekerlemeyi bitirmesi 80 kök 2 ilerlemesi demektir. 5 çarpı 16'dan buldum. Buradan bir tekerlemeyi ilerlemesi arkadaşlar 15 kök 2'dir. 5 ile çarparsanız 5 çarpı 15 kök 2. Yani 75 kök 2 demektir arkadaşlar. Sorunun devamında ne diyor? 11. adımında ayakkabısı Bora'nın ayakkabısının ilk basan ışık kazanmış. Ha, ışılmış arkadaşlar B'den gelen. 11. adımda. Şimdi 5. İlkin 5 adım attı. Sonra buradan 5 adım. Sonra buradan 5 adım. Sonra buradan 5 adım. Çok güzel. Sonra buradan bir daha 5 adım. Arkadaşlar 11. adımda yani bir adım atınca kazanacak. Artık üstüne gelecek. 11 adım atmış oldu. Evet. Buna göre toplam uzunluğu mu istemiş bakalım.
Bora ve Işın'ın oyunu başladıkları A ve B noktalar arasındaki mesafe desimetre cinsinden bir tam sayıdır. A ve B noktalar arasındaki mesafe desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yaklaşık değeri bulacağız. Arkadaşlar burada 3 defa 80, 240. Şimdi 240 kök 2 gitti. Burada hesapladığınız zaman 240 kök 2 bora ilerlemiş. Diğer taraftan arkadaşlar tam bir adım değil, değil mi burası? Tam bir ayakkabı boyu kadar değil. Küçüktür bir tanesinden. Ama biz biliyoruz ki 10 taneden büyük. 10 tanesi kaçtı? 150. 150 kök 2'den büyük olacak. Öyle değil mi? 150 kök 2. O zaman 150 kök 2'yi de toplayalım. Topladığın zaman 390. Güzel bir soru aslında bu. Eleyici bir soru oldu. 390 kök 2'den fazla olacak. Şu bir ayakkabının yaklaşık boyu kadar fazla olacak. Şıklara bakacaksınız. 390 kök 2'den fazlaysa burada şıklardaki sayılardan hangisi 390 kök 2'den fazladır? Ama bir ayakkabı boyu kadar, bir ayakkabı boyu neydi arkadaşlar? 15 kök 2 idi. 15 eklerseniz 405. Pardon. Bir tanesinin boyuna bakalım. Evet, 15. 405 olur. 390'a 15 eklerseniz 405 kök 2 arasında olacakmış arkadaşlar. Şıklara baktığınız zaman. Tabii ki bunları kökün içine alarak mı yapalım? Bu işlemleri bir yapayım arkadaşlar. 240, 150, 390 kök 2. Şimdi 390'la niye uğraşıyoruz ki? Desimetredir. Değil mi? Desimetreye çevireceğiz bu santimleri. O halde birer sıfırını atın. Büyük sayılarla uğraşmayın. 39 kök 2'den büyük olacak o zaman. 39 kök 2. 39'u kökün içine gönderin. Biraz işlem yapacaksınız. 39'u kökün içine gönderdiğiniz zaman karesini alırsanız 3042. Şimdi 3042'yi buldum arkadaşlar. 3042 sayısından büyük olacakmış. Hangisinin karesi 3042'nin karesi? Ben olsam küçük şıklardan başlayarak giderim. Çünkü içinden büyük olanları almayacağız. 3042'ye en yakın olanı alacağız. 3042'ye en yakın olan 51'in karesi 3000 etmez. 56'nın karesi. Hesaplayalım 56'nın karesi. 56'nın karesi 3042'ye yakın mı? Ekranı temizleyelim. 3042'den kök 3042'den büyük olacak. Bakalım 56'nın karesi oluyor mu? 56 ile 56'yı çarparsanız arkadaşlar 3136 çıkacak. 3136. Evet. Gördüğünüz gibi 3136 3042'den daha büyük bir sayıdır. O zaman 56'nın karesi kökün içine alındığı zaman daha büyük olduğunu görüyoruz. Şu büyük olmasının sebebi şu ayakkabının boyu. Evet arkadaşlar, bir sonraki soruya geçelim. Eleyici bir soruydu gerçekten. Evet, soruyu bir okuyalım. Bir tane EBOB-EKOK sorusu diyelim arkadaşlar. Burada 80 ve 60'ın katı 240. 240'ta çay ve kahvenin eşitlendiğini görebiliyorum. O halde arkadaşlar burada 280 bardak çay ve kahve toplam alınmış. Ve eşit miktarda dediğine göre eşit büyüklükteki bardaklara her defasında 80 ve 60 katlarını aldım. 240. 240'ta eşitlenecekse çay bardağından 3 kat tane, çay bardağından 3 kat tane diye düşünüyorum. Kahve bardağından da 4 kat tane. Toplam kaç bardak eder arkadaşlar?
7K. 7K tane bardak. Sanki kısa bir süre soru oldu bu. 7K 280 ise arkadaşlar, K buradan 40 çıkar. O halde K 40 ise çaydan 3K tane dediği için 3 çarpı 40'tan 120 bardak çay. Zaten 120 bardak çay ise geriye kalan 160 bardağı da şu C şıkkı da kahve olmuş olur. Çünkü 4K tane kahve. 4K 4 çarpı 40'tan 160 bulunur arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. 6. soru. Erdem ve Ayşe'nin makineden aldıkları içecekle ilgili kaç farklı olası durum vardır arkadaşlar? Numaralara baktığımız zaman bunlarla işimiz var mı? Sayılarla işimiz var. Portakal suyu mu, meyve suyu mu falan onlar önemli değil. Bakalım ne demiş? Birer içecek almak isteyen Erdem'in iki tane asal çarpanı, iki tane asal çarpanı olanı seçecek. O zaman Erdem'i iki tane asal olanları seçelim. 11 bir tane asalı var. 12'nin iki tane asalı var. Hangileri 2 ve 3? 13'ün yok, bir tane var. İki tane olanları bulmaya çalışıyorum. 2 ve 7'ye bölünüyor. 3 ve 7'ye bölünüyor. 11 ve 2'ye bölünüyor. Asaldır, bir tane var. 2 ve 3'e bölünüyor. 24. 31 asal olduğu için bir tanedir. 32 bir tane var. 2'nin 5. kuvveti bir tane var. Buradan 33, 11 çarpı 3, 17 çarpı 2 bir tane var. 6 kere 7. Bunun 3 tane arkadaşlar. 3 tane. 3 tane bana lazım. Onun için işaretle bakın. Ayşe'nin 3 tane asal çarpan olduğunu söylemiş. 43 bir tane var. 44, 11 çarpı 4'ten yani 2 ve asal olarak 2 ve 11'e bölünüyor. Asal olarak 3 ve 7'ye bölünüyor. Şey 3 ve 17'ye. Asal olarak 26 çarpı 2'dir. 26 da 13. Evet. 13 ve 2'ye bölünüyor asal olarak. Burada asal olarak hangisi var? Zaten 53. Yok. Kendisi asal. Bir tane var. 54. 18 çarpı 3. Arkadaşlar burada da 2 ve 3'e bölünüyor. Bunda da 2 tane var. O zaman Erdem'i hesaplayalım. Erdem için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Erdem'in 11 seçeneği, Ayşe'nin sadece 42 seçme şansı var. Yani bir tane seçeneği var. Makineden aldıkları içeceklerle ilgili kaç farklı olası durum vardır? Gerçekten bu şıklara 12 koyulmuş olsaydı eleyici bir soru olurdu. Çünkü 11 bir daha 12 tane olası durum diye işaretleyen olurdu. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Kaç tane ikili oluşturabiliriz aslında? Mesela sadece 42'yi seçebiliyor. 42 ile 12'yi, 42 ile sonra 14'ü bu şekilde seçim yapabiliyor. 42 ile 14'ü pardon. Sonra 42 ile 21'i bu şekilde ikililer oluşturacaksa 42 kimlerle yazılabilir? 11 tane yani Erdem'in tüm seçenekleriyle yazılabilir. 11 tane sıralı ikili diyebiliriz. Sıralı ikili dediğiniz şey arkadaşlar bir ondan bir ondan alacağız. Bir ondan bir ondan. Mesela iki tane seçeneği olsaydı 2 çarpı 11'den 22 çıkmış olacaktı. Eğer Ayşe'nin iki seçeneği olsaydı. 3 seçeneği olsaydı 3 çarpı 11'den 33 bulunacaktı. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. 7. soru. 116 TL sipariş arkadaşlar sipariş 110 TL tutmuş oluyor. 10 kişilik bir arkadaş grubu. Peki 116 lirayı nasıl etmiş bakalım. 10 kişiden 4'ü meyve suyu. 4 kişi meyve suyu alırsa şuradan 4 kişi meyve suyu alırsa kaç eder? 4 çarpı 12'den 48. 4 kişi burada. Limonata 2 tane. 2 limonata 30 lira eder. Arkadaşlar 4 gitti, 2 gitti. Bir gazoz. Bir gazoz 10 lira. Toplayın. Kaç oldu? 88. Kaç lira ödemişlerdi arkadaşlar?
88 lira 116 liradan çıkaralım. 116 lira hesap. 88 lira şu, şundan bir taneydi. 88 lira buradan geldi. 88'i çıkardınız. 28 çıktı. Şimdi 28 lira buraya aitse bence 2 tane bundan, 1 tane de bundan, ayrandan 2 tane, sodadan 1 tane alsanız 28 lira olacak. O arada garson bir tane bardak kırmış garson. Boşları toplarken. Ayranı kırmış olma olasılığı 2 tane ayran var. 2 bölü kaç bardak arkadaşlar? 10 tane bardak var. Toplam 10'da 2 bardak kırmışsa 5'te 1'dir. Ayranın kırılma olasılığı 10 tanede 2 tane ise sadeleştirirseniz 1 bölü 5 olarak bulunur. Güzel bir olasılık sorusuydu. Devam ediyorum. 8. soru arkadaşlar. Soruyu bir bakalım. Servis ücretleri verilmiş. 4 kilometreden daha az olduğunda 350 lira. 4 ile 8 kilometre arasındaki mesafe için 400 lira. Ve 8 kilometreden fazlaysa 450. Az çok anladık diye düşünüyorum. 180 öğrenci servisle okula gidiyor. 360 derecelik yere 180 öğrenci yerleştirirseniz arkadaşlar 2 dereceye, çünkü 360'ın yarısıdır. 2 dereceye 1 öğrenci düşüyor. O zaman buraya 120'ye 60 öğrenci düşer. Tekrar söylüyorum. 180 öğrenci 360 derecelik bir daire grafiğine yerleştirilirse her 2 derece için 1 öğrenci yazarsınız. 120'ye 60 öğrenci yazarsınız. Mesela 90'a 45 öğrenci yazarsınız. Geriye kaç öğrenci kaldı? Toplayın 180'den çıkarın. 60, 105, 75 öğrenci kaldı arkadaşlar. Bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi devamında ne istemiş? Öğrencinin ödedikleri bir aylık servis ücretinin toplamı. Arkadaşlar bunları ya çarpacaksınız. Sarı olan hangisi? 4 kilometreden daha az olan. Yani burası. 60 ile çarpacaksın. Sonra 400'ü kiminle çarpacaksın? 4 ile 8 kilometre arası mavi. Yani 45 tane. 45 ile çarpacaksınız arkadaşlar. 45 öğrenci 400 lira ile 400 lira servis ücreti veriyor. 450 lira veren nerede? 75 tane kaldı o zaman. Bunlar da bu şekilde bunları çarpıp toplayacaksınız arkadaşlar. O halde cevabı bulacaksınız. 6 ile 350'yi çarpalım. 6 ile 350'yi çarpalım. Şöyle yapabilirsiniz kafadan çarpmak istiyorsanız. Mesela bunu 62'ye böl, bu 2 bununla çarp. Ne olur? 2'yi bununla çarpsam 750. 750 çarpı 30 olmuş oldu. 750 çarpı 30 kafadan bu şekilde çarpabiliriz tabii. Ben böyle yaptım ama siz böyle yapmayın. Alt alta yazın, çarpın, daha güzel görürsünüz. 3 çarpı 75 225 mi? 225. 2 tane de 0 atın. Çarpmaları bir durdurayım. Olmazsa çarpmaları yapayım. Bu arada burayı atalım yazdık arkadaşlar. Bir silgi alalım. Şurayı hatalı yazdık. Kafadan çarparken. Evet, kalemi alalım. 350 ile 60'ı çarptığınız zaman arkadaşlar 21.000 çıktı. Evet. Sizler de çarpın. 45 ile 400'ü çarpın. 45 ile evet 400'ü çarptığınız zaman kaç oluyor? 18.000. ...450 ile 75'i çarpın. 33.750. İşlem hatası yapmadık inşallah. 33.750 olarak çıktı arkadaşlar. Bunları da toplarsanız bakalım 0, 5, 7, 8, 9, 12 elde var. 1,
1'i buraya verdik. 3, 6, 7 mi? Var mı şıklarda? Evet, 72.750 çıktı arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Evet, 9. soruya geçtiğimiz zaman güzel bir soruydu arkadaşlar. Biz, yapamayan arkadaşlar kızacaklar bana. Yorum, lütfen kızacak şekilde yorum yazmayın. Hani ben kolay, güzel bir soru, sadece işlem yoğunluğu vardı. Kolay diyorum. Oradan 8. sınıf öğrencisi için tabii ki kolay değil arkadaşlar. Evet, 9. soru. 120 desimetre var. Bizim de çok desimetre kullanmış. Evet, 150 desimetre var. Ne yapacak bunları? Mavi tahtadan ve bordo tahtadan da 3 kök 5 desimetre uzunluğunda eş parçalar koparıp bu marangoz eş kitaplıklar yapacakmış arkadaşlar. Şimdi eş kitaplık yapacaksa bir kitaplık için bir sağ bir de sol taraftaki şu bordo renkliler, pardon, mavi renkliler 2 kök 15, 2 kök 15 de bu tarafta sağ ve soldan toplam 4 kök 15. 4 kök 15 şuradan 4 kök 15 aldığı zaman bir kitaplık için kullanmış olacak. Bu şekilde 4 kök 15, 4 kök 15 diye devam ettiği zaman acaba kaç tane 4 kök 15 var? 120'yi 4 kök 15'e bölersem her kitaplık için 4 kök 15 lazım. Sadeleştir 3 ile 30 bölü şey 4 ile sadeleştirdim. 30, 4 ile sadeleştirdim 1. Kök 15. Paydayı kökten kurtarma. Kök 15 ile genişletme yapabilirsiniz. Ne olur? 30 kök 15 bölü 15. 30 kök 15. Kök 15 ile 15'in çarpımı olmuş. 2 kök 15 oldu arkadaşlar. Şimdi 2 kök 15'i bulduk. 2 kök 15 bulunduktan sonra arkadaşlar bunu isterseniz içeri gönderin. Kök 60 olur. 4 içeri giderse. Kök 60 yaklaşık olarak 7'den büyük ama 8'den küçük bir sayıdır. 7 ile 8 arasında bir şeydir. Bir sayıdır. Kök 60 sayısı. Bana 4 kitaplık için o zaman şey burada kaç kitaplık yapılabilir? 7 kitaplık yapılabilir. Şu maviler 7 kitaplığa yetecek kadar mavi var elimde. O zaman direkt 6 da yapılabilir aslında. 7 kitaplığa yetiyorsa. O halde 9 ve 8 kitaplık yapılamaz. Ya 7'dir ya 6'dır. O zaman hangisi olduğunu bulmak için bu sefer bordoları kullanacağız. 150 kaça bölünecek? Acaba 7 çıkabilecek mi buradan? Onu denememiz lazım. 3 kök 10, 3 kök 5, 3, 3, 9 kök 5. 9 kök 5'e böl, 7 ve 7'den fazla çıkması lazım. Eğer 7 etmiyorsa 7 tane kitaplık oluşturulamayacak. 3'e böldünüz arkadaşlar, 50 bölü 3 kök 5. Kök 5 ile çarparsanız, kök 5 ile genişletme yaparsanız, 50 kök 5 bölü 3 çarpı 5. 5 ile sadeleşti. 10 kök 5 bölü 3. 10 kök 5 bölü 3 arkadaşlar. 500 bölü 9 olarak kökün içine yazılabilir. Evet arkadaşlar bu da 50'yi geçiyor gördüğünüz gibi. 10'a bölünse 10'a bölündüğü zaman 500 10 çıkıyor. Şey 50 bölü 10 5 olmalı. Ölelim şöyle yine. İşlemlerde kafadan işlem yaparken sıkıntı yaşıyoruz. 9'a böldük. 5 kere 9, 45. Yalnız 5 tane çıktı sanki. Nerede yanlış yaptık arkadaşlar? ...500'ü 9'a böldüğünüz zaman... ...ya 5, 6... ...6 kere 9, 54 olmuyor. Bir... ...silip yeniden yapalım. Bir daha baştan alalım. Zaten bunları... ...anladık. Evet arkadaşlar... ...işlemi aslında doğru yapmıştık. Bir sıkıntı yok. Tekrar işlemi...
500'ü 9'a bölünce zaten direkt buradan cevap çıkmayacak arkadaşlar. Burada bulduğunuz değer yaklaşık 55'e yakın bir sayı olacak. 55'e yakın olan bir sayı da tam sayıya dönüştürdüğün zaman 7 ile 8 arasındadır. Yine 7'den fazla çıkıyor. Yani 49'dan daha büyüktür 55. 49'dan daha büyük olduğu için 7 küsür bir şey çıkacak. Yani buradan da 7 tane kitaplık yapabilirsiniz. Diğerinde de 7 tane yapabiliyordunuz. O zaman en çok 7 tane yapabilirsiniz. 8'e ulaşmıyor zaten. 64 çıkmadığı için 55 çıktı gördüğünüz gibi. 64 ve üstü olsaydı 8. kitaplığa başlayabilirdi. Ama tabii ki tümünü kullanmak zorunda değil. Her ikisinden de artmalar olabilir. Son soruya geçiyoruz. 10. sorumuz. Bence bu güzel, kolay bir soru. Biraz böyle korkutucu gibi duruyor ama. Doğum günün kutlu olsun Burak yazısını yazmışlar. Ve arkadaşlar burada 4x kare 12x artı 9 bir tam kare sayıdır. Hangi sayının karesidir? 4x kare 2x'in karesi, 9 da 3'ün karesi. O halde 2x artı 3'ün karesi alınmış. Bu hangi sayının karesiymiş? Hangisinin en üstteki? 5'er kareden oluşanların en üsttekinin alanı. O zaman şunun bir kenarı 2x artı 3'müş arkadaşlar. Kare olduğu için alanında 2x artı 3'ün karesi. Yani şu ifade çıkacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi birer birer azalarak gittiğini söylemiş. Bakın yukarıdan aşağı doğru birer birer azalıyor. Kenar uzunlukları birer santim azalıyor. O zaman şu kenar, şunun kenarı 2x artı 1'dir. Bir azalırsa 2x artı 3, 2x artı 2, 3'ten 2, evet, 2x artı 1, bir daha söylüyorum, 3'tü, bir azaldı 2, bir azaldı 1, bir azaldı 0 oldu şu kısım, sadece 2x kaldı. Bir daha azalırsa 2x eksi 1. Bu en alttakinin alanını istenmiş arkadaşlar. 2x eksi 1'in karesini alırsanız cevap çıkacak. 2x eksi 1'in karesi nasıl alınıyor arkadaşlar? Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4x. Sonra ikincinin karesi eksi 1'in karesi artı 1 olmuş olacak. 4x kare eksi 4x artı 1 ile cevap 5 şıklı olarak bulunacaktır arkadaşlar. Sorularımız bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Gerçekten güzel sorular vardı içinde. Ve sınava da gerçekten sınava da uyumlu. Geçen yıllardaki sorularla benzerlik gösteriyor. Ve örnek sorularımız arkadaşlar bir nevi gerçek sınav yansıtacak. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.